İstanbul-İzmir arasını yaklaşık 3 saate indirecek projenin en önemli ayağı olan Osmanlı Köprüsü için açılış töreni yapıldı. Yalova'nın saygıdeğer güzel insanları sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım katıldı. Bizler hiçbir zaman eğilmedik, eğilmeyeceğiz. Osman Gazi Köprüsü 1 Temmuz Cuma gününden 11 Temmuz Pazartesi günü saat 7'ye kadar ücretsiz olacak. Mübarek Ramazan-ı Şerif'in böyle anlamlı bir akşamında sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Köprü geçiş ücreti 89 lira olacak. Mühendisinden işçisine bu eserde alın teri, katkısı, emeği olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Tören'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osman Gazi Köprüsü'nün bayramda ücretsiz olacağını açıkladı. Osman Gazi Köprüsü bayram sonuna kadar ücretsiz olarak halkımızın hizmetinde olacaktır. Erdoğan'ın gündeminde terör örgütleriyle mücadele vardı. Önceki akşam İstanbul Atatürk Havalimanı'nda meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybedenleri bir kez daha rahmetle anıyor. Yaralılarımıza Allah'tan şifalar temenni ediyor. Milletimize bas sağlığı temenni ediyorum. Ne kadar çok can yakarlarsa Türkiye'nin o kadar hızlı bir şekilde diz çökeceğini, hedeflerinden vazgeçeceğini, teslim olacağını sanıyorlar. Yanıldıklarını Güneydoğu Anadolu bölgemizdeki çukur eylemlerinde gördüler. Terörü besleyen ülkelere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti. Terör eninde sonunda dönüp kendini tutan eli sokan bir akrep gibidir. Bugün bizim ülkemizde patlayan bombalar yarın mutlaka onları ülkemize gönderenlerin ellerinde de infilak edecektir. Paralel devlet yapılanmasıyla mücadelede kararlılık mesajları veren Erdoğan şunları kaydetti. Ne demiştik? Bunların inlerine gireceğiz demiştik. Girdik mi? Girdik. Şimdi ya kaçıyorlar ya da hala böyle uzaktan uzağa oralardan bakıyorsunuz. Tweet'lerle, tweet'lerle bir şeyler yapıp Türkiye'yi karıştırmaya gayret ediyorlar. Boşuna. Boşuna. Başaramayacaksınız. Er veya geç inanıyorsak üstünüz. İnanıyoruz ve üstünüz. Hiç endişeniz olmasın. Uluslararası alanda gerek ikili bazda gerek çok platformlu işbirliği alanında ilişkilerimizi geliştireceğimizi vurgulayan Erdoğan sözlerini şu ifadelerle sürdürdü. İşte Rusya ve İsrail ile başlattığımız yeni dönemin sadece ülkelerimiz arasında değil bölgemizde de Hayırlı gelişmelerin habercisi olmasını temenni ediyorum. Bu bakımdan bize dost olarak yaklaşan herkesin en büyük dostu olmayı sürdüreceğiz. Bize husumet besleyenleri caydırmak için de her türlü tedbiri almaktan çekinmeyeceğiz. Başbakan Binali Yıldırım da açılış töreninde bir konuşma yaptı. Dünyanın sayılı projelerinden önemli projelerinden birini Bugün aziz milletimizin hizmetine veriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Teröre cevabımızı daha fazla üreterek, kardeşçe bölüşerek vereceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan törenin ardından makam aracının direksiyonuna geçerek Başbakan Yıldırım'la birlikte köprüden geçiş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım açılışın ardından işçilerle ve vatandaşlarla iftar yaptı.